Merhaba, ben Taha Karan. Bugün yine Karan Jersey çiftliğindeyim. Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben de karantina sürecini aslında burada çalışarak ve sütleri dağıtarak geçiriyorum. Bugün süt sağımını çekmeye çalışacağım. Şimdi az sonra inekleri buraya alacağım. Tabii önce şu arkamda gördüğünüz küçük küçük buzağları yerine geçirmem gerekiyor. Umarım sizin için keyifli ve bilgilendirici bir video olur. Şimdi onları buraya çıkartıyorum. Fakat bu sefer de geceleyin, daha doğrusu akşamleyin, sağım öncesinde içeri çekmek biraz sıkıntı oluyor. Burada böyle bir çözüm buldum. Sütlerle beraber böyle çekebildiğimi çekiyorum. Ondan sonra mesela şuradaki girecek. Hadi bakalım gir. Şimdi oraya gidersen bunlar bir daha kaçmaya başlayacak. Elimde süt olduğu için ya bunlar şey gibi şu anda. Canavar gibi hareket etmiyorlar. Böyle arka kapıdan kaçıyorum. Şuradan ittirip hop. Ve kapatıyorum. Sağım olduğu sırada bunların altı ne kadar temiz olursa o kadar diğer sırada. Burası normalde daha da temiz oluyor. Fakat buzağlar gün içinde burada oldukları için hadi geç bakalım hadi. Buzağlar gün içinde burada olduğu için buralar biraz daha pislenmiş. Tamam mı? Nereye? Ben çıkıyorum. Gelin hadi. Şimdi bir annem gel yanına gidelim bakalım. Hadi bakalım Mercedes, küçük ver hadi. Bakın, kısacık bir mola verelim. Çünkü aşağıdan buz kütlesi almaya giderken fırında Elif abla pide yapıyormuş. Ben de sağım öncesinde 5 dakika yiyeyim dedim. Şu pide bitsin, ondan sonra sağıma başlayacağız. Evet, pidemi de hemen hızlı bir şekilde yediğime göre şimdi sağıma başlayalım. Yani yoksa kuryer bayağı bol. Üf, bacağıma bayağı kötü oldu ya. Evet şimdi memelerini temizledim. Az sonra makinenin birazcık sesi çıkacak. Şimdi ön sağıma giriyorum. Ön sağıma giriyorum. Siz pek fark etmediniz ama içeride biz bayağı arkadaşlarla kavga ettik. Özellikle de şu kuyrukla. Yani durup durup yüzümün üzerine patlıyor ya, ben orada deli oluyorum. Allah'tan hani çok çamur bir ahırda değiliz şu anda. Yani biraz daha kış havası olsa, yağmur falan yağsa, böyle soğuk bir bahar sabahında o kuyruk çamurlarıyla böyle, ezekleriyle dediğimizde ağzının ortasına böyle şap diye çarpıyor. Yani çok tarifi imkansız bir duygu. Şimdi evet. İkisinin hesabını bitirelim.